buradan ben Sedat Bozkurt'un da devam etmesini isteyeceğim. Çünkü biz Sedat Bozkurt şunu konuşuyoruz kurultaydan bu yana. Harika bir kurultaydı biz gazeteciler için. Heyecan, dorukta, sonucu belli değil. Gerçekten özlemişiz böyle kurultayları. O açıdan bir problem yok ama zorluklar ve sıkıntılar için çokça şey konuşuyoruz. Kulislerde, muhalefette, farklı partilerden. Büyük kısmı CHP'li tabii. Riskleri, zorlukları konuşurken ben kitabın ortasından sorayım ve söyleyeyim. Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ilişkisi. Bunun kriz potansiyeli. Bunlar açık açık konuşuluyor. Hatta şöyle, CHP genel merkezinin üzerine İmamoğlu ya da İstanbul Büyükşehir Belediyesi gölgesi düşer mi? Düşerse ne olur? Bunlar konuşuluyor bu düzeyde. Bu ilişki nasıl bir sonuç üretir? Bu gerçekten bahsedilen değişimi dönüşümü sağlayabilecek kardeşlik hukuku içinde bir yol alınabilir mi? Geçmişte çok benzer deneyimler de var. Nasıl sonuçlandığına dair çok detaylı eminim değerlendirmelerin olur Sedat Bozkurt. Bunun riskleri ve sonuçlarına dair, yerel seçim sürecindeki etkilerine dair. Çünkü açık açık en çok bu konuşuluyor. Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, kardeşlik hukuku içinde dediler ya, biz bu işi götüreceğiz. Bu iş kardeşlik hukuku içinde yürür mü? Yani kardeşlik hukuku şeyini duyunca zaten eyvah dedim. Çünkü Değil bu mi? coğrafya, bu Hukuk lazım, coğrafya kardeşlik hukuku değil. hayır, bu coğrafyada işte muhafazakarların çok sevdiği Fatih Sultan Mehmet de dahil olmak üzere o koltuğa oturmak için hepsi kardeşini öldürmüştür. Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında da bir evlat baba ilişkisi vardı. Orada da farklı bir tablo ortaya çıkmadı. Şimdi bu eşitler arasında bir adım önde hikayesi bu coğrafyada çok fazla işlemiyor. Dünyanın işleyen yeri var mı? Çok emin değilim. Yani çok insan yapısına, fıtratına çok uygun bir şey değil bu. Hele siyaset yapıyorsunuz, egonuz yüksek olacak. Hırslı olacaksınız ve bununla bir ortaklaşarak yol kat edeceksiniz. Çok mümkün gözükmüyor. Yani Mustafa Kemal ile İsmet İnönü arasında olmadı. CHP kurulduğunda örneğin Deniz Baykal, eşitler arasında yanında İsmail Cem vardı, Ertuğrul Günay vardı, Hasan Fehmi Güneş vardı. Bir sene sonra hepsi karşısında genel başkan adayı olarak çıktı. Abdullah Gül Recep Tayyip Erdoğan ortaya çıktı, AK Parti kuruldu. Eşitler arasında bir adım öndeydi. Yanında Abdülhatif Şener vardı, Bülent Arınç vardı, Abdullah Gül vardı. Birazcık uzadı süre çünkü sistemle devlet de cebelleşiyorlardı ve bu mücadele hepsi için varlık yokluk meselesiydi. Ki buna rağmen sen de anımsarsın Erdoğan Abdullah Gül'ün başbakan olmasını da istemedi, cumhurbaşkanı olmasını da istemedi. Evet. Bülent Arınç'ın meclis başkanı olmasını da istemedi. Ama hepsini de tasfiye etti bir şekilde. Yani bu eşitler arasında siyasette pratiğine baktığımız zaman işlemeyen bir sistem olduğunu görüyoruz. Burada ama şöyle bir şey var. Bir yerel seçimi göreceğiz. Çünkü şöyle bir görev dağılımı var. Yani bugün Kemal Kılıçdaroğlu kazansaydı örneğin kurultayı şundan emindik. Bir sonraki seçimde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'dur. Buradan hemen hemen emindik. 4 yıllık bir süre olmasına rağmen. Ama burada bir paylaşım söz konusu. Özgür Özel %25'lik CHP'ye talip, onu yönetecek. Ekrem İmamoğlu %48'lik. Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı Cumhurbaşkanı oyuna talip. Onun üstüne bir şeyler koymaya çalışacak. Geçen 4 yılda, 5 yılda Ekrem İmamoğlu belediye başkanı olarak bir PR çalışması yapıp Türkiye'nin her yerini dolaştı. Şimdi Cumhurbaşkanı adayı olarak dolaşacak. Yine İstanbul'a oturmayacak kazanılmaz halinde ki muhtemelen büyük bir ihtimalle kazanacaktır. Şimdi burada sınırları çizmekte zorlanacaklar. Şimdi parti meclisinde bunun ilk stresinin yaşandığına tanıklık yaptık. CHP kurultaylarında parti meclisine aday olan insanlar yarım saat içinde o adaylık başvurularını yaparlar. 10 saat uzatılmaz bu süre. Yani 10 saat uzatılmasının kökeni de şu yatıyor. Yani bir takım insanlar gelsinler aday olsunlar değil. Adaylık başvurusu bittiği zaman hemen oylamaya geçmeniz gerekiyor. Ama ortada liste yok. Bir ortak bir liste hazırlanmasında bir stres yaşandığını görüyorsunuz. Çünkü buraya da hazırlıklı değillerdi. Yani kazanmaya emin miydiler, değiller mi diye. Bir de buradaki ellerinin rahat olmamasının kökeninde şu yatıyordu. O bir kaygıydı. Geçmiş dönemde çok eleştirilen, işte 5 dönem, 10 dönem, 3 dönem milletvekili olan ya da geçmiş dönemde yönetimde yer almış isimler bu listede yer almasın kaygısı da vardı. Bu da birlikte yola çıktıkları arkadaşlarını o listeye koyamama gibi bir sıkıntı ortaya çıkardı. Bunu aşmak da çok da kolay bir yol kat etmediler, zorlandılar.
Yani ya ikisi beraber zorlandı ya ikisi arasında bir stres oluştu. Onu çok bilmiyoruz. Bunların şeyleri, semptomları ileride ortaya çıkar. Şimdi belediye başkan adaylıklarında göreceğiz nitekim bunları. Yani Kemal Kılıçdaroğlu tek başına çok güçlü olduğu dönemde bile belediye başkan adaylıkları, milletvekili listeleri çok sorun sıkıntı yaratmıştı. Bunu biraz izlemek lazım. Bu modeli izlemek lazım. Ama Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nun siyaset yapma tarzlarının çok, hatta kendilerini politik olarak konumlandırdıkları yeri itibariyle söylüyorum. Mutlak %100 örtüşmüyor. Bunun altını çiziyorum. Örneğin Kemal Kılıçdaroğlu birazcık daha sınıfsal tavır koyma yeteneği olan bir siyasetçiydi. Bu onu hafif solda konumlandırıyordu. Beşli çeteye çatıyordu. Devlet üzerinden haksız kazanç aldı, elde edenlerin burnundan getireceğim diyordu. Bu cümleyi bugüne kadar biz Ekrem İmamoğlu'ndan duymadık. Yani Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındayken, yanında yer alıyorken söylüyordu bunları. Şimdi söyleyecek mi, söylemeyecek mi? Bunlara bakmak lazım. Bu sadece politik değil, bir ideolojik ayrışma da ortaya çıkarır ki hani kişisel nedenlerden kaynaklanan bir ayrışmaya tekabül etmez bu. Hani sen tarzını beğenmiyorum ya da senin istediğin kişiye aday yapmadım, parti yönetimini almadım. Nitekim parti meclisine baktığınız zaman yeni isimlerden oluşuyor. Ciddi, gerçekten CHP'ye katkı sağlayacak isimlerin varlığını da görüyoruz orada. Yalçın Karatepe, İlhan Uzgel, işte Baran Bozoğlu gibi. Yani kendi alanları için söylüyorum. Dış politika, ekonomi, çevre. Ama risk oluşturacak isimler olduğunu da görüyoruz. Yani hiç çok anlamlı olmayan, hatta bu dönemin Korkmaz Karacası olma potansiyeli olan isimler de görüyoruz. Bunlar kim taşıdı, kim götürüyor oraya? Önünüze bir değişim olarak koyduğunuz zaman değişimi bunlar mı gerçekleşecek? Burada birazcık soru işaretleri kafalarda oluşuyor. Bir parti yönetimi oluşacak, parti yönetimi bir politika belirleyecek. O politikanın pratiği üzerinden biz Ekrem İmamoğlu'yla Özgür Özel'in ilişkisini tarif edeceğiz ya da tahlil etmeye çalışacağız. Elimize biraz veri gelecek. Ama şunu rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Bugün de Özgür Özel çok rahat. Ben kendi gücümle, alın terimle, mücadelemle bu koltuğa oturdum diyemiyordur muhtemelen. Ekrem İmamoğlu da onu ben oturttum diyemez, diyemiyordur da yani. Burada bir hani herkesin gördüğü bir fotoğraf karesi ortaya çıkacak bu söylenmediği zaman, ama yerel seçimlerde sorunsuz, sıkıntısız olacaktır, ufak tefek atlatırlarsa, bir başarı öyküsü ortaya çıkarsa bu Özgür Özel'in ben genel başkan oldum demesi için yeterlidir. İşte sorunları, sıkıntıları, ikisi arasındaki sorunları, sıkıntıları o zaman konuşmaya başlayacağız. Aslında bu konuştuklarımızın ışığında şunu da ekleyebiliriz belki. Şimdi evet, bu iki birazcık İsmail Cem, Deniz Baykal dönemine dair de bir çağrışım yapıyor. Bir genel sekreter, güçlü genel sekreter, genel başkan dönemine, ama tabii burada iki politikacının da o zamana göre hem konumları hem görevleri farklı. Farklıydı ya da genel başkan olana kadar Özgür Özel. Şimdi bundan sonrasıyla ilgili şuna da herhalde dikkat çekmek iyi olur. Bu mevcut bir sistem var, yeni sistem var. Bu sistemin içerisinde var olmak için bir ittifak mimarisi oluşturmak ve işte yüzde şu anda 50+1, 40+1 olacağı konuşulan bir çoğunluğa ulaşmak zorundasınız ve benzeri durumlar var. Bunların aynısının biz işte yeni CHP, yeni dönem CHP'den ya da CHP'nin de içinde yer alacağı bir ittifaktan çıkabileceğini konuşuyoruz. Ama Sedat Bozkurt'un da dediği gibi burada o söylem nereden kurulacak? Yani bir sol söylem çıkmasını mı beklemeliyiz, yoksa biraz daha devirmeye çalıştığı iktidarın söylemine daha yakın ama hani onu eleştiren ama ideolojik olarak çok da uzağında durmayan, onun seçmeninden de oy alabilecek. Çünkü zaten muhalif olanların gene hala kendisine oy vermeye devam edeceğini düşünen bir muhalefet aklımı göreceğiz. Burada şu öne çıkabilir. Özellikle yaşadığımız ekonomik sorunları da düşünürsek, bir alternatif sol siyaset için, bir sol söylemin yükselişi için aslında şu an ülkenin genel tablosu, siyasette de ekonomide de eğer böyle devam ederse, ki öyle görünüyor, çok daha uygun bir ortam yaratabilecek gibi görünüyor. Burada herhalde içinde işte sosyalist partileri, TİP'in 1 milyona yakın oy aldığını hatırlarsak özellikle, ya da belki HDP'in bazı bölgeler için özellikle öne çıkabileceği, onların da siyasette farklı bir yere taşınmasının yollarının açılabileceğini, tabii kendilerinin nasıl değerlendireceği bunu ayrı bir tartışma konusu, herhalde bir öngörü olarak söyleyebiliriz. Öbür tarafı tabii...